Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, iki tesisin temel atma törenlerine katılmak üzere Aksaray'a geldi. Bakan Eroğlu, Aksaray'da vatandaşlara ardı ardı müjdeler vererek kaliteli suyun çeşmelerden en kısa sürede akacağını ve Ecemi suyunun Aksaray'a gelmesi için talimatın verildiğini söyledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı göreve geldiği günden itibaren kaliteli içme suyu için yürütmüş olduğu içme suyu projesinin son etap temeli Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun katılımıyla atıldı. Aksaray hazır mısın? Hazır. Tamam o zaman hadi hep beraber. Ya Allah Bismillah. Aksaray'ımıza toplamda iki tesis 51 milyon TL'lik dev yatırımlar hayırlı uğurlu olsun. Temel atma töreniyle beraber ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri kapsamında ağaçlandırma tesisi, toprak muhafaza ve erozyon kontrolü tesisi, orman gençleştirme, orman bakımı, orman yolları ve orman köylüsünün desteklenmesi projelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Vali Aykut Pekmez, Milletvekili Mustafa Serden geçti, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri törende hazır bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşma yapan AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Yapılan projenin Aksaray'a hayırlı olmasını diledi. Aksaray'da o kadar çok büyük yatırımlar oldu ki bu su projesinin hemen arkasında başka bir projenin daha müjdesini veriyor Sayın Bakanımız. Bu suyu projesi belki Aksaray'ın 10 yılını 20 yılını kurtaracak ama Niğde'den Hasan Dağı'ndan gelecek Ecemiş suyu Aksaray'ın belki 60-70 yıllık su problemini çözecek. Bu da yaklaşık Sayın Genel Müdürümüzün söylediği gibi 1 milyarlık bir proje. Allah razı olsun bu projeleri bize kazandırdığınız için. Bir zamanlar bu projelerin isimlerini hayal etmek mümkün değildi. Böyle büyük miktarları telaffuz etmek mümkün değildi. Şimdi bu büyük projeleri, bu büyük miktarları çok kolay bir şekilde şehrimize getiriyoruz. Bunun tabii ki en büyük sebebi nedir? Ümmetin ve bu milletin bir duası olarak kurulan AK Parti'nin ve onun muhteşem lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu bunlar. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise şunları kaydetti. Sayın Bakanımızın talimatıyla Türkiye'nin bütün illerinde Devlet Su İşleri tarafından su ihtiyacının 40-50 yıllık programları yapıldı. Ancak ne kadar proje yapsak, yatırım da yapsak, önemli olan suyumuzu tasarruflu kullanmamız da çok önemli. Bu konuda tüm vatandaşların duyarlı olması, su kullanımında tasarrufa önem vermesi büyük önem arz ediyor. Son 15 yılda Aksaray'ımıza bütün bakanlıklar tarafından önemli projeler yapıldı. Bu projeler içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın da önemli projeleri var. Çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi ve dere ıslahı projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirildi. 33 milyon fidanımız toprakla buluşturuldu. Sadece 2018 yılında Devlet Su İşleri'nin 435 milyon bedelli 19 işi ki bunların 12'si devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün ise 3 milyon bedelli 4 projesi yarılmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu konuşmasında en kısa sürede çeşmelerden menba kalitesindeki suyun akıtılacağının müjdesini Aksaraylılara verdi. Bakan Eroğlu, Aksaray'a bu da yetmez diyerek Ecemi suyunun da Aksaray'a geleceğinin talimatının verildiğini duyurdu. Önce birinci kademede çok acil su ihtiyacını karşıladık. Takriben yılda 25 milyon metreküp suyu getirdik. Ama yetmiyor.
Hemen akabinde ikinci kademe en azından 2030-2035 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan özellikle büyük bir projeyi hazırladık. Az önce genel müdürümüz ifade etti. Ama ben biraz daha açık bir şekilde söyleyeyim. Bir kere bu proje iki kademleden oluşuyor. 51 kilometre dev bir iletim hattı. Yani biz ona ishalat ediyoruz. 51 kilometre. Bunun birinci kademesini ihale ettik. İnşallah arıtma tesisiyle beraber az önce genel müdürümüz önümüzdeki yıl tamamlanacaktı. Ama özellikle ben arzu ettim ki bu yıl içinde bitsin. Ve bu tesis birinci kademe daha önce temel attığımız ishalattı. Ve çok ileri modern içme suyu arıtma tesisi Allah nasip ederse 20 milyon bir eksik varmış. Onu da başka yerden aktaracağız laf aramızda. Tamam. Nereden aktaracağımı söylemeyeceğim ama. Çünkü kıyamet kopar. Bunu aktarma talimatını verdik. Ve şu tarihe dikkat edin. Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla siz de dua edin tabii. Bismillah diyerek şey yapalım. Bu sene 20 Aralık saat 16.59'a kadar bitecek. Tamam, birinci kademe bu. Bu yetmiyor. İlave kaynak gerekiyordu. O kaynakların da suyunu almak maksadıyla sevgili hemşehrim dikkat edin. Bugün ikinci kısım ihale yapıyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL. 50 milyon. Burada ne var? Toplamını söyleyeceğim. Toplamda ne var? 51 kilometre boru hattı. Bir. 51 kilometre az değil yani. 2. 5 tane su deposu, su haznesi. 3. 3 tane suyu yükseltmek için terfi merkezi, yani pompa istasyonu. Bir de modern çok ileri arıtma tesisi. İnşallah bunlar tamamlandığı zaman en azından orta vadede Aksaray'ımızın içme suyu meselesi kökünden çözülecek. Yeter mi? Yetmez. Neden? Bizim hedefimiz şu. Biz en az 2050'ye kadar su meselesini çözmek istiyoruz. Ne olur ne olmaz. Tamam, beceriksiz insanlar gelmez de gelebilir. Dolayısıyla bu maksatla size bugün çok büyük bir müjde veriyorum. Az önce genel müdürüm söyledi. Ecemiş kaynakları var biliyorsunuz. Niğde tarafında. Bu kaynaklar menba suyu. Yani içmeye doyum olmaz. Ancak bu suyu getirmek gerçekten çok zordu. Yaklaşık 1 milyar TL. Eski parayla 1 katrilyon bir para gerekiyor. Ama Aksaray için bu değer mi? Değer. Dolayısıyla ben talimat verdim. Projeler hazırlanıyor. Ama projenin büyüklüğü var ya şu anda İstanbul, Ankara, Gaziantep projelerinden sonra Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olacak. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca orman köylerinde kullandırılan gelir getirici, tür ve orköy sertifikalarının hak sahiplerine dağıtımı ve 4500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Ziyarette Bakan Eroğlu, Aksaray'a yapılması planlanan yatırımların müjdesini verdi. Devamında ise Kapalı Çarşı'daki esnafları ziyaret ederek orman çayı ikramında bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, değeri 51 milyon lirayı bulan iki tesisin temel atma törenlerine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Bakan Eroğlu ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri tarafından karşılandıktan sonra Aksaray Valiliği şeref defterini imzalayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik makamında Vali Aykut Pekmez'den bilgiler aldı. Aksaray'ın 1989'da il olduğundan itibaren ve özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlarla bugün 402 bin nüfusuyla
tarımdaki ve sanayideki potansiyeliyle bölgemizdeki büyük şehirlerden sonraki en önemli ilimiz. Size de alakalı olduğu için tarımla ilgili iyi bir şey söylemek istiyorum. İlimiz maalesef içme suyu ve sulama suyu açısından fakir bir bölgede ve yağmur almak için Türkiye'de son 10 yıl. Ona rağmen tarımda önemli bir potansiyelimiz var. 2002'de 400 milyon olan yıllık tarım ürünü bugün 300 milyonlara çıktı. Yonca gibi, şeker pancarı gibi, ayçiçek, kabak çekirdeği gibi ürünlerde ilk 5 yerde yer alıyoruz. Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda bakanlığına bağlı birimlerin genel müdürleriyle basın açıklaması yaparak Aksaray'a yapılan projelerden bahsetti ve Aksaray'a yapılması planlanan yatırımlarının müjdesini verdi. Biz bugün işte özellikle Murat İçme Suyu Koridor var biliyorsunuz. İçme Suyu Koridor'umuz hedefimiz öncelikle biz daha önce geldiğimizde birinci kısım belli kaynaklardan suyu alıp içine götürüşü falan birinci kısım iadesi yaptık. Sonra bir içme suyu, modern bir içme suyu arıtma tesis yapalım diye karar aldık. Onun da kendisi yaptı. Şu anda işler yürüyor. Hatta mevcut ödeneklere göre bir eksiklik var. Çünkü bizim her yatırım için biliyorsunuz bütçe hazırlanırken bir para koyuyoruz. Fakat bu sene bitmesi için 16 milyon TL ilave başka yerden ödenek aktarmamız gerekiyor. Onu da aktaralım diye parmak verdik. Tabii şu anda nereden aktaracağımı söylemeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bir yerden aktaracağız. Oradan bir yandan yapar. Ama Allah nasip ederse bunu arkadaşlar Arkadaşlar 20 Kasım kaç dedi? 20 Aralık'a bitireceğiz. Saat falan 59'a kadar bunu arkasıyla birlikte mevcut birinci kısım salaktı. Güzel bir hat. Yani çok modern bir işme suyu arka tesisle birlikte 20 Aralık saat 16.59'a kadar bitirecekler. Tabii Aksaray için bu yetmiyor. Diğer kaynakları da buraya getirmemiz lazım. Bu yüzden bugün yeni bir hattın temelini atacağız değerli arkadaşlar. Orada ikinci kısım misalattı. Bu misalattı önemli bir hat. Özellikle 420 bin kişiye ilave içme suyu temin edecek olan yaklaşık 30.700 metre. İkinci kısım misalattı yine Aksaray'ın 2050 yılına kadar ihtiyacı karşılanacak. Allah nasip ederse. Bunun da temelini bugün atacağız. Böylece birinci kısım 20 Aralık'ta bitecek saat 16.30'da. İkinci kısım temel atacak. O da önümüzdeki yıllarda biter. Ancak burada şunu da belirtmekte fayda var. Mamasın barajı buranın içme suyu ve sulama suyu kaynağı. Biz öncelikle Mamasın barajından uygun noktadan su içme suyu alalım diye buraya yeni bir sistem kurduk. Ben ilk defa İstanbul'da sıkı genel dururken bunu uygulamıştım. Mevsimlere göre bir baraj bölümünde su kalitesi değişik oluyor. Yüzeyde bakıyorsunuz çok tatlı ama bir böyle bir noktada adeta menba suyu gibi su alabiliyor. Kullanıklık vesaire yok. Dolayısıyla biz bunun değişik en iyi kalitede noktadan seviyeden su alacak şekilde bir sistem kurduk buraya. Madde bir, bu bitti. Görüşüyor şu anda. İşletmede de çok büyük faydası olduğunu tahmin ediyorum. Çok büyük faydası oldu. İkinci husus, ileride Aksaray çok daha büyüyor. Sanayisiyle, ziraatıyla, hayvancılığıyla gerçekten muhteşem bir gelişme gösteriyor. Yani biz tabii ileride nüfus artıyor. Sanayi su ihtiyacı için ilave su kaynakları var. Yani burada baktık, en uygun su kaynakları olarak Ecemiş kaynakları belirlendi. Bu çok büyük maliyetli bir proje. Yaklaşık 1 milyar TL. Türkiye'nin en büyük projelerinden hatta orada tek başına 36 kilometre tünel. Toplam misalat uzunluğundan 264 kilometre. Yani dolayısıyla bunu yapmak zor ama karar aldık. Çünkü bura suyun, susuzluğun bedeli yok. Faturası yok. Bu yüzden
en azından 2071 yılına kadar Aksaray'ımızın su meselesini Niğde ile beraber tam manevisiyle çözmek için proje çalışmaları başladık. Toplantının ardından Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret eden Bakan Eroğlu esnaflara orman çayı ikram etti. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programları devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılarak hemşerileriyle birlikte iftar açtı. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği mahalle iftarları programı devam ediyor. Hemşirelerini yalnız bırakmayarak Aksaray'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Aksaray Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği mahalle iftarları programına katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı önünde düzenlenen iftar sofrasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Orman ve Su İşleri Bakanlığı üst düzey yöneticileriyle diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ramazan ayı rahmet, bereket, paylaşma, sabır, dua, ibadet ve Kur'an ayıdır diyerek iftar programını tertip eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Sevgili kardeşler, bizim bu iftar davetimizi kabul gördünüz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ailenizle birlikte hayırlı uzun ömürler lütfeylesin. İki cihan saadet ihsan buyursun. Emir dünyada da maksadımız ne dünyada? Dünya ahiretin tarlası. Geçici. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Dolayısıyla esas gayemiz dünyada iyilik yaparak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanarak emir dünyada cenneti kazanmak. Dolayısıyla ben de sizlere dua ediyorum. Dün gece de dua ettim. Bugün de dua edeceğim. Rabbim sizleri de ahirette cennetiyle lütfeylesin, cennetiyle inşallah İslam mürak cennetiyle kavuştursun. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan Sokağı ise çocukların ilgi odağı oldu. Aksaray'da sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük eden ve damgasını vuran Aksaray Belediyesi, düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleriyle vatandaşlara birbirinden güzel programlar sunmaya devam ediyor. Sopalar demedim, safalar dedim, iyilikler, güzellikler getirdin demek istedim. Amin amin. Gel biz otur, biraz oturalım da dertleşelim. Dertleşelim de, hele öyle sen bana ikramını yap yahu. Yahu sen şaşırdın mı? Ne ikramı? Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyat içerikli programlarının yer aldığı Ramazan Sokağı'nda her gün farklı etkinlikler yer alıyor. Her akşam iftardan sonra tüm Aksaraylıları Ramazan Sokağı'nda buluşturan Aksaray Belediyesi, orta oyunu, tiyatro, Hacivat Karagöz gösterisiyle hem çocuklara hem de ailelerine keyifli bir akşam yaşatıyor. Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Hacivat ve Karagöz'ün sahnelenmesi çocuklar kadar büyüklerin de beğenisini kazanıyor. Allah! Seni ben de buradan. Ne yaptın? Sandalyenin bacağını kırmışsın. Yere düştüm. Oy başım. Gel buraya. Gel buraya. Karagöz'üm şaka yaptım sana. Şaka yaptım. Gel buraya. Ben de burada. Ne yaptın? Sanıyorsun. Karagöz'üm şaka yaptım. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.